Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlere yeni bir seri yapmaya karar verdim. Ufak bir seri olacak. Serimiz tüm kapıları yapmaya çalışmak. Alfa, beta, gamma, zeta falan filan. İşte diğerlerini de yapmaya çalışacağız. Belki Hades olmayabilir, kappa olmayabilir. Duruma göre bakacağız. Bugünkü ilk kapımız alfa kapısı olacak. Hem de bu seri birazcık şey niteliğinde olacak. Nasıl diyeyim? Öğretici, rehber tarzı bir içerik olacak. Neler gelecek, bizi kapıda neler bekliyor gibi gibi şeyleri size göstereceğim. Petimi açmıyorum, burguda kalacağım. Çünkü gelen yaratıklar zaten benden tek yiyecekler. Hatta kalpte bile kalabilirdim. Daha hızlı olmak açısından. İkinci konfiye geçeceğim, hız konfime geçeceğim. Bunları hızlı bir şekilde X1 ile öldüreceğiz. Aynı şekilde Lord Akia'ları da öyle öldüreceğiz. Gibi gibi yaratıkları keseceğiz. Iridium'u da başta kaydettim. 619 bin iridiumum varmış. Bakalım bu seri sonunda kaç iridiumumuz olacak? Bu kapı sonunda kaç iridiumumuz olacak? Hep birlikte göreceğiz. Kapılardan ne kadar kasacağız? Kar mı edeceğiz? Zarar mı edeceğiz? Tabii bu birazcık şansa bağlı. Kapıyı açma şansıma bağlı. Beta'nın 10 parçası vesaire kaldı. Gamma'nın da öyle bir şeyler herhalde, tam hatırlamıyorum. Ama kapılar birazcık öğretici nitelikte olsun istedim. Şu niye kaçıyor? Harbi onu nereye gidiyor lan? Manya yakaladım sala. Ha, vurmuşum ona. Ona ne vurdu ki? Miss attı, kroket vurdu herhalde. O yüzden de kaçmaya başladı. Ve son Strainer'ı de öldürdük. Ardından hızlı bir şekilde ışınlanalım şöyle kapımızdan. Evet, geldik Lord'daki kısmına. Bunlar bize doğru hızlı bir şekilde kendilerince geliyorlar. Yine bunlara 8000, 6000, 5000, 2000 tarzı, 2000 pardon, çok indim. İlk başta dediğim hasarlar tek atıyor hasarlar. 8000 hasar kesin tek atıyor. 4800 falan yarı yadan fazla canını alıyor. 4100 falan da aynı şekilde. O yüzden 5000'in hatta 5.5'un üzerinde vuruyorsanız bunları hızlı konfinize tek atabilip kesebilirsiniz. Ben hızlı konfide kalacağım. Yani X1, X2 vesaire de değişmeyeceğim şu anlık. Belki ileride talonlar vesaire gelince onları da kalkan çekip öldüreceğiz. Zaten onları da göstereceğim size. Kapı çok sıkmasın istemiyorum. O yüzden araları da keseceğim. Evet, Lord Akia'lar da öldü zaten. Hızlı bir şekilde devam edelim. Şimdi Sayımon muydu, Mordon muydu? Aklımda bir soru var. Evet, Mordonlarmış. Bunlara 2x'e geçelim. 2x'im zaten bolca var. Çok da fazla şey olmasa da oluyor yani. Ne olmasa. Çok azalmıyor zaten, öyle diyecektim. Farklı bir cümle kurdum. Mesela iki tane de burada keselim. Ağır konfime geçtim. Zaten bunlar ağır ağır bana geldikleri için daha rahat olacak. Ağır konfimle de 19.000'leri vesaire görebiliyorum. Desteksiz, sepromsuz. 22 pro olmamın sayesinde. Bu arada pro serime de birazcık, yani pro yapmayacağım çünkü bu kapılardan hem galaksi pardon ekstra enerji sayesinde, ay anasını konuşmayı unuttum var ya, yeşil ganimet ve kredi sayesinde şey yapabileceğim, pro yapabileceğim. O yüzden bu kapıları yapacağım, öncelikle bu serimizi bitireceğim, ardından pro lazerlerimizi de yaparız. Ve bu da son Mordor'umuz, ardından umarım sayım onlar gelir. Evet, sayım onlar geliyor. Sayım onları da öldürelim. Ya bu ilk baştaki yaratıklarda hiç sıkıntı olmuyor. Kolay bir şekilde halledebiliyorsunuz. Sibolar vesaire, onlara gelince hepsini göstereceğim. Nasıl kesmeniz gerektiğini. Yani levelinize göre vesaire de. Tabii çok güçlü olan arkadaşlar bunlara tek atıp geçiyorlar tabii ki. Ama atıyorum sizin hasarınız 5000 vesaire, 6000. Nasıl, ne yapmanız gerektiğini birazcık daha anlatacağım. Rehber olacak birazcık da. Alfa kapısı nedir, ne değildir, ona da bakacağız. Ödülleri nedir? Ne zaman yapmalısınız? Bunları da anlatacağız. Bu arada ben kapıları pazar günü yapıyorum şu anda. Yani nasıl bir şey diyebiliriz? 2x gününde ödül alacağız. O da tecrübemiz vesaire daha fazla verecek. Şeref de aynı şekilde. Evet, şimdi devolar geldi. Güveniz varsa güveyle sıkın derim. Çünkü direkt canına vurun. Daha kolay öldürebilirsiniz. 2x ile sıkacağım ben bunlara, daha hızlı öldürmek için. Hızlı bir şekilde de bunları öldüreceğiz. Eğer güveniz yoksa da
Gene bunları burguyla kesebilirsiniz. Yani burguyla kolay bir şekilde kesebilirsiniz. Zaten o da yok diyelim. Çok da az vuruyorsunuz diyelim. Kalkanlarını çekmek yani çok uzun sürer. Yani 16 tane falan devo geliyor yanılmıyorsam. Kalkan çekmekle uğraşmayın derim. Yani bu kapıya girerseniz zaten burgunuz kesin olmalı bence. Çünkü burguyla yani daha rahat öldürürsünüz tabii. Güve yoksa tabii konuşuyorum bunu. Güveniz varsa tabii canı fazla yani diğer yaratıklardan fazla olan yaratıkları daha kolay öldürmek için yani güve her türlü daha işe yarıyor. Evet, geldikçe geliyorlar. Sıkıntı yok, gelsinler. Son devomuzu da kestikten sonra öbür tarafa doğru gidiyoruz. Evet, şimdiki wave'de ise 80 tane Tallin gelecek. Ben bunları şahsen bekliyorum hepsinin gelmesini. Ardından petimle, petimizi alalım şöyle. Petimizle birlikte insta kalkan vesaire kullanarak yoksa EMP kullanarak kamikaze atıyorum. Bir ya da iki kere atarsanız zaten ölüyorlar. Böyle canlarını kaçmayacak seviyede azaltalım diyecektim ya. Şimdi ben bunlara böyle sıkıyorum. Canlarını azaltıyorum. Yani hepsinin değil tabii ki. Tüm 80 tanesi toplanana kadar bekliyorum böyle. Arada sıkıyorum. Sıkmadıklarıma tabii ki sıkmaya çalışıyorum. Ardından da kamikazemizi atarak hepsini kolay bir şekilde patlatmış olacağız. Ya yani hepsini olmasa da birçoğu ölecek. Kalanların da canı az olacak. Kaçanlar olacak. Tamamdır. Şu anda yaratıklar toplandı. Ben şimdi insta vesaire kullanmayacağım. Ölmeyeceğimi düşünüyorum. Kalkanım vesaire yerinde. Tabii sizin canınız azsa eğer, kalkanınız azsa bunlara insta vesaire atarak ölmeyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an kaçanlar oldu. Canları azaldı birçoğunun da. Şimdi benim petim tekrardan gelene kadar kamikazesi tekrardan sıkmaya devam ediyorum. Tabi VIP'niz varsa bu işlem daha kolay olacak. Şu sol üstte kaçanları da artık yapacak bir şey yok. Şöyle ben sıkayım bunlara. Tamamdır. Tekrardan geldi. Şimdi koruma modunda dursun. Kamikazemizi atalım. Sıkalım bir kere. Şurada patlaması lazım. Patlayalım. Evet, petimiz patladı. Gene canları artık 1'e indi. Her sıktığım köşeye doğru kaçmaya başlayacak. Artık bunları güveniniz varsa böyle kesebilirsiniz. VIP'm yok benim. O yüzden tekrardan pet patlatmayacağım. Bunları böyle elimle teker teker keseceğim. Zaten 2x ve güveyle hızlı bir şekilde kesebiliyorum. Şöyle canımızı da fulleyelim. Yeni başlayan arkadaşlarda da mesela Aegis geminiz varsa ya da daha güçlü bir geminiz varsa yani kalkan vesaire açısından güçlü olan bir geminiz varsa bu Tallinler gelmeden önce eğer buraya kadar normal geminizle gelip sonra full kalkan dizili kamikazeli bir gemiyle gelirseniz kamikaze ata ata çok rahat bir şekilde kesebilirsiniz bunları. Tabii kamikazenizin seviyesine de bağlı bu olay. Benimki 3 ama gördüğünüz gibi bu kadar hasar vuruyor. Şunları ben keseyim. Ardından gelecek olan çok fazla ı dedim. Pardon, ben sinir oldum. Ardından 20 tane sibomuz gelecek. O siboları da onların yanındayken göstereceğim. Evet, hepsini kestikten sonra artık tekrardan gidelim. Şimdi 20 tane sibo gelecek. Onlara bir gidelim. Orada size söyleyeceğim. Şimdi size güveniniz varsa nasıl kesmeniz gerektiğini, yoksa nasıl kesmeniz gerektiğini göstereceğim. Burada da 20 tane dediğim gibi sibo gelecek. Şimdi benim güven var. 2x'e geçtim. Fazla vuran konfirmdeyim. Bu siboyu hızlı bir şekilde bakın gördüğünüz gibi canına vura vura keseceğim. Eğer benim güvem olmasaydı ne yapacaktım? Güvem yok, canım da az, kalkanım 100 binlerde, hasarım düşük. Yapmam gereken şey burguya geçerek şurada Sabelli'ye çekeceğim. Bunun kalkanını eriteceğim öncelikle. Bakın kalkanını da hızlı bir şekilde eritebilirsiniz. Tabi roket atar da harcayabilirsiniz. Onu demedim. Bunu geçtikten sonra tekrardan 2x alarak bu sefer de direkt canına vurmaya başlayacağım. Böyle bir kesebilirsiniz. Ben dediğim gibi güve kullanıyorum. Güveyle şimdi bunları hızlı bir şekilde atlatacağım. Yani kapıda güve de çok önemli, burgu da çok önemli, kalp uçuş düzeni de çok önemli oluyor her kapıda. Yani kapılara girmeden önce bunları sizin sağlamanız, almanız gerekiyor.
Çünkü her yaratığa, her gelen wave'e karşı farklı bir strateji izlemeniz gerekiyor. Ben petimi kullanmıyorum. Bu yaratıklarda gerek duymuyorum çünkü. Koruyucu modda olup 2000-3000 vuracağına otursun başka yaratıklarda yerini beklesin diyelim. Evet, sibolarımız bitti ve devam ediyoruz. Ve şimdi tekrardan bizim karşımıza 80 tane protegit gelecek. Bu protegitlere ben kalp ve kamikaze gene tallinleri kestiğimiz gibi yapacağız. Eğer bunlara karşı kamikazeniz yoksa yani Sepron ve X4'te kolay bir şekilde bakın kesebilirsiniz. Ben şu an direkt Patagüt'e vuruyorum. Ölenler ölüyor zaten. Belki böyle bile kesebilirim yani bunların hepsini. Yani kalbe geçiyorsunuz. Fazla vuran konfiniz X4'ünüz mesela. Bunları sıkarak böyle öldürebiliyorsunuz. Çünkü bunlar talinlerden daha kolay yaratıklar. Daha hızlı ölen yaratıklar. Ben şimdi kesebileceğimi kesiyorum. Canlarını azaltmak diye bir şey yapmayacağım bunlarda. Hepsi gelene kadar kesebileceğimi kesiyorum zaten. Ardından hepsi toplanınca, mesela şu an hepsi map'te büyük ihtimal ama daha toplanmadılar. Birazcık şöyle yukarılara doğru gidelim. Bir tanesi kaçtı. Neyse, zaten kaçanlar çok olacak. Şöyle sıkabileceğimize hepsine şöyle teker teker sıkmaya çalışalım. Bayağı toplandılar şu anda. Zaten bir vuruşta neredeyse yarı canlarını vesaire alabiliyoruz. Tamam. Şimdi petimizi açıyorum. Full canlı bir yaratığa tıkladım. Yukarı doğru geldim. Kamikaze'yi seçtim. Insta'ma attım bu sefer. Şimdi hasar yemiyorum. Petim de patladığı anda gördüğünüz gibi yarısından çoğu kaçmaya başladı. Kalanlar da zaten hasar yemeyenler. Bu kötü oldu işte. Hasar yemediler çünkü çok dağınık dizilmişlerdi. Gene de canları azalanlar var aralarında. Ya da benim önceden sıktıklarım. Şimdi tekrardan ben bir kamikaze atmak istiyorum. Kamikaze fazla uğruyum. Götürmüyor zaten. Yani petimizi yeniden doğurmak fazla uğruyum götürmüyor zaten. Şu aşağıda patla. Tamam, ölenler öldü. Artık bundan sonra da geçeceğiz güvemize. 2x de bunlara teker tek tek atmaya başlayacağız. Burayı da böyle tamamlayabiliyorsunuz. Petimi yeniden doğurdum. Bundan sonra petle işim kalmayacak diye düşünüyorum. Bunları da böyle köşeden ağrı kolay bir şekilde onlar size vurmadan kesebiliyorsunuz. Bayağı bir toplanmışlar. Şunları şöyle halledelim. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Şimdi geldik son dalgaya. 30 tane protegide. Ben yine güve ve X3 ile bunlara hızlı bir şekilde öldürebileceğimi düşünüyorum. Bakalım mesela bir tane. Aynen 2-3 vuruşta ölüyor. Miss yapmadığımız sürece. Oyun mu dondu lan? Yo. Bugün pazar ya, oyun donabiliyor. Zaten protegitler çok seri bir şekilde gelmiyor. Yani spawn olmuyor wave şeklinde. Bunları böyle kolay bir şekilde kesebiliyorsunuz. Bunları halledelim. Bir wave daha geldi. 20, 39. wave herhalde. Aynen 39. Şurada yazanları da kaçıncı wave olduğunu gösteriyor. Her wave'de 5'er 6'şar falan geliyor. Ya 5 ya da 4 wave sonunda şey 6 wave sonunda bitmesi lazım. Toplam kaç dalgaydı burası? Unuttum şu anda. Vallahi bir şey söylemeyeyim yalan olur. Toplam 40 dalga diyor. Ve 40. şu an dalgamız geliyor. 40 dalgalık bir kapı burası.
Kolay bir kapı. Ödülleri de gayet normal ödüllerde. Gayet normal başlangıç için güzel seviyede ödüller var. 2 günde yaptığınızda tecrübe, şeref vesaire onlar güzel bir şekilde artıyor. Şimdi kapımızı sonlandırıyoruz. Bunu da keserek. Ve hemen size şurayı göstereyim şöyle. X1'e geçelim. Tekrardan kalbe ve ikinci konfiye doğru geçelim. Bize verdiği şeyler 20 bin tane X4 veriyor. 20 bin Uridium veriyor. Şöyle göstereyim. 8 milyon tecrübe vermesi 2x olduğu için normalde 4 milyon 112 bin de şeref veriyor normalde. Bunlar bazıları 2x ödüller tabi. 4 tamir kuponu 2x falan filan. Normal ödüllerinde sayacak olursam 2 adet günlük dosyası, 2 tamir kuponu, 120 bin şeref puanı, 4 milyon tecrübe, 20 bin X4, 20 bin Iridium. Bunları elde ediyorsunuz. Bu kapı kolay bir kapıydı. Şöyle Galaxy kapısından da size göstereyim. Buradan yapabiliyorsunuz. Yani şu 3 kapı arasından yapabiliyorsunuz. Direkt alfaya basayım, alfa gelsin tarzı bir şey yok. Tamamen artık alfabete gammadan üçünden birini veriyor. Bakın bunlar da az kaldı. Bunları da yapacağız. Şimdi ben Uridium'u bir hesaplayayım. Sonra tekrar geleyim. Bu kapıdan 25 bin Uridium kasmışız. Hatta 25,5 falan, belki 26-27 olabilir. Çünkü petimize harcadığımız ben şeyler var. 25 bin Uridium kasıyoruz. Gayet normal. 644 bin Uridium'um oldu. 451 milyon da tekrardan kredim oldu. Bunları yaparak ben tabii pro için eşyalar biriktiriyorum. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.